Herkese merhaba. Bir cheesecake videosuna hoş geldiniz. Müthiş bir cheesecake yapacağım. Bütün püf noktalarıyla adım adım cheesecake'in lezzetini nasıl maksimumda tutabiliriz? Olabildiğince de az malzeme kullanıyorum. Yani 6 malzeme kullanacağım toplamda ki bir cheesecake için bence gayet az bir malzeme sayısı. Cheesecake emektir. Yani cheesecake nedir derseniz cheesecake emektir, sabırdır. Zaten o yüzden şu an saat akşam. Akşam 9 falan. Şimdi hazırlıyorum. Yarın yemek için. Videoya başlıyorum. Çok güzel olacak inşallah. Evet, tabii ki de ilk önce cheesecake'in tabanıyla başlayacağım. Sadece 2 malzeme kullanacağım. Tereyağı ve ceviz. İsterseniz tereyağı yerine hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. İsterseniz de ceviz yerine fındık veya badem veya üçünü karıştırıp da kullanabilirsiniz. Tabii burada isterseniz direkt ceviz unu, badem unu, fındık unu da kullanabilirsiniz. Ama ben lezzetini maksimumda tutmak için bunları kendim blenderdan geçireceğim. İsterseniz direkt bunu un haline, yani direkt badem unu, fındık unu, ceviz ununu tereyağını eritip karıştırarak da yapabilirsiniz. Ama ben tam un olmasını, tam un yapmak istemiyorum. Yani bunu zaten kendim blenderdan geçirirken biraz büyük parçalar halinde tutacağım. Çünkü o biraz bütün kaldığı zaman çok daha lezzetli oluyor. Tam un olduğunda o işte kuru yemişten o kendi tadını biraz kaybediyor. O yüzden bence böyle yapabiliyorsanız kesinlikle böyle yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle yapacağım. Tereyağımda bu arada oda sıcaklığında bayağı eriyik halde. Tabanında tatlandırıcı kullanmayacağım. Çünkü açıkçası içine koyduğum tatlandırıcıyla bana yeteri kadar tatlı geliyor. Ama tabii siz isterseniz, daha tatlı olmasını isterseniz buraya da birazcık tatlandırıcı koyabilirsiniz. Şimdi bunu robottan geçireceğim. Minna, yani çok küçücük olmasını istemiyorum. Biraz bütün kalacaklar. Zaten en sonki halini gösteririm. Evet, ben 20 santimlik cheesecake kalıbı kullanacağım. Ona göre veriyorum bu tarifteki ölçüleri. Yağlı kağıt tabii ki de normalde koymak gerekiyor ama evde yağlı kağıt kalmadığı için maalesef vallahi bu seferlik böyle yapmak zorundayım. Bak, görüyorsunuz değil mi? Arada bütün kalanlar var. Emin olun böyle çok daha lezzetli oluyor. Şimdi 180 derecede bir 10 dakika kadar bunu pişireceğim. Tabanı pişerken ben de içini yapacağım. Önce labne ile eritritolü karıştıracağım. Eritritol ile ilgili söylemek istediğim iki şey var. Birincisi, pudra eritritol kullanmak zorunda mısınız? Hayır, değilsiniz. Ama bildiğiniz üzere eritritol şeker gibi bir şey değil. Yani erimiyor. Dolayısıyla bunu pişirdiğinizde karışmayacak içine tam olarak. Böyle pütürsüz bir yapısı olmasını istiyorsanız, ağzınıza gelmesi böyle pütürlerin sizi rahatsız edecekse kesinlikle pudra eritritol kullanmanızı tavsiye ederim. Ve pudra eritritol ile de toz eritritolün gramajları falan, yani aynı değil yani. Bir su bardağı pudra eritritol ile bir su bardağı toz eritritolün gramajları birbirinden farklı. Şimdi yumurtalar girecek. 3 yumurta kıracağım. Çırpar gibi değil, yani yumurtaları yedirerek yapacağız. Çünkü cheesecake'in kabarmasını istemiyoruz. Ve son olarak bir limonun kabuklarının rendesi. Tabii beyazlarını almamaya çalıştım. Acı yerlerinin girmemesi için. Bir limon da suyu. Şimdi 10 dakika olduktan sonra bunu fırından aldım. Bunu hemen girmesini istemiyorum. Girmemesi lazım. Bunun önce soğuması lazım. Girince hiç iyi olmuyor. Tabii bunun bir nedeni var. Boş yere değil ama bunun kimyasal sürecini şimdi açıklayıp videoyu uzatıp iyice sıkıcı hale getirmek istemiyorum. Merak eden olursa yorumlarda sorsun, yazarım. Bunu hızlıca da soğutmak için bekleyeceksiniz. Zamanınız varsa bekleyebilirsiniz. Zamanınız yoksa da hemen dolapta bekletip hızlıca soğumasını sağlayabilirsiniz. Soğuduğuna göre artık bu buna girebilir. Spatula sayesinde de hiç bir gram bile israf yapmayacağım. Tabii bunu bu haliyle fırına sokamayız. Su kaynattım kettle'da. Bunun içine sıcak su koyacağım. Ve bu sıcak suyun içinde. Ama bunu bu haliyle koyamam buraya. Çünkü bu cheesecake kalıpları su geçirmez değil. Alüminyum folyo ile sarmam lazım. O yüzden alüminyum folyo ile saracağım. Çok iyice sıkıştırmak gerekiyor. Hiç su girmemesi lazım. Artık
yerleştirebilirim. Ve içine sıcak su koyacağım. Peki bunu neden böyle pişiriyoruz? Bundan bahsedeyim. Cheesecake'i direkt fırının içine o sıcağa maruz bıraktığımızda yapısı tam istediğimiz gibi olmuyor. Ama burada suyun o nemin içinde yavaş yavaş piştiğinde çok daha güzel bir tadı oluyor. Bu borcamı da bunu hiç başka bir şeyin içine koyuyorum. Çünkü fırına koyup çıkarken çok zor oluyor bununla. Biraz daha su koyuyorum. 150 derecede 45-50 dakika kadar pişecek. Piştikten sonra da hemen almayacağız. Fırının ağzı hafif açık olacak bir şekilde. 2 saat oldu. Ben artık cheesecake sosunu hazırlayabilirim. Toplamda 4 malzeme var. Limon suyu, limonun kabuğu, eritritol, tereyağı ve yumurta. Bu sosunda en kritik nokta minimum ateşte pişirmek. Şimdi bazı elektrikli ocaklar var. Böyle hani sıcaklık kontrolü çok mümkün ama ben bizim ocakta çok bunu olmuyor. Yani en düşük ateş bile çok yüksek oluyor. Burada kısık ateşte pişirmenin önemi yani yumurtanın aşırı pişmemesi ve tadın artık yumurtamsı gelmemesi. O yüzden kısık pişirmek çok önemli. Eğer ateşi kontrol edemezseniz omlet yemiş gibi bir şey olursunuz. Ben bizim ocakta bunu sağlayamadığım için şöyle bir yöntem geliştirdim. Hani benmer usulü bir şey eritirsiniz yani onun gibi yapıyorum. Suyun içinde, bir tencerenin içinde, suyun içinde pişiriyorum. Önce limon suyunu ekliyorum ve limon kabuklarını ekliyorum. Onun üstüne eritritol ekliyorum. Sıralama önemli. Önce bu ikisini karıştırıp ardından tereyağı ekliyorum. Ve bunları kısık ateş yani bunları pişireceğim. Bir yumurtanın hepsini kıracağım. Bu yumurtanın da sadece sarısını alacağım. Ve bunu da böyle çırpacağım biraz. Evet, şimdi bu da biraz ocakta piştikten sonra bir yandan çok yavaş bir şekilde bunu buna ekleyeceğim ama aynı zamanda da çırpmaya devam edeceğim. Bunu buna alıyorum. Ve geri pişirmeye devam edeceğim. Şimdi burada bu bir böyle 5 dakika kadar pişecek. Eğer tabii siz kendi ocağınızın ısısını ayarlayabiliyorsanız, gerçekten çok düşük ateşte kullanabiliyorsanız hani bu şekilde suyun içinde pişirmenize gerek yok. Direkt yani bu mesela tencerenin içinde pişirebilirsiniz. Ama o sıcaklığı kontrol etmek çok önemli. Sonra yumurta tadı gelirse benden bilmeyin. Baktığınızda koyulaştığını göreceksiniz. Artık alıyorum. Ve cheesecake'in üstüne dökeceğim. Artık bunu buzdolabına koyacağım. En az 4 saat beklemesi gerekiyor. Sonrasında da böyle kelepçeden çıkaracağım işte. Evet, dediğimiz gibi cheesecake neydi? Cheesecake emekti. Cheesecake sabırdı. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Umarım yaparsınız, beğenirsiniz. Başka bir tarifte artık görüşmek üzere.